Herkese merhabalar. 27 Ağustos 2022 özel güvenlik sınavlarında çıkan sınav soruları. Birinci sorudan itibaren başlıyoruz. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre acil ve geçici haller dışında özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetlerine nereye ve ne zaman yazılı olarak bildirilmesi öngörülmüştür? Tabii ki ilgili valiliğe. Hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ne yapması lazım? Bildirilmesi gerekiyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz. Özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahlar sadece özel güvenlik şirketi tarafından temin edilir. Yanlıştır. Bursa seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda aşağıdakilerden hangisine herhangi bir ceza veya yaptırım getirilmemiştir? Tabii ki özel güvenlik görevlileri lockout dolayısıyla işten uzaklaştırılmaz. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Hemen dördüncü sorumuz gelsin. Dördüncü sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri... Bakın şöyle... Şöyle yapalım. Evet. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Polis vazife ve selahiyet kanununa göre silah bulundurma ve taşıma yetkisine sahiptirler. Yanlıştır arkadaşlar. Silah bulundurma yetkisine sahip değiller. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi olmak istenmesi durumunda özel güvenlik temel eğitimi şartı aranır? Tabii ki özel kolluktan emekli olanlarda değil mi? Temel eğitim şartı aranır. Cevap Bursa seçeneğidir. Altıncı sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerde aranan şartlardan birisi değildir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, silahsız olarak görev yapacak olanların 18 yaşını doldurmuş olmaları değil mi? Bunlar aranır. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmamak, güvenlik soruşturması olumlu geçmek bunlar aranır tabii ki. İlk ve orta öğretimini 70 dereceli başarı bir şekilde bitirmek tabii ki öyle bir şey aranmaz. Cevap Denizli seçeneğidir. Evet, Adana A grubu sorularını cevaplıyoruz arkadaşlar. 7. sorumuz gelsin. 7. sorumuza hemen bakalım. 7. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre doğrudur? Özel güvenlik denetimi sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum ve kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur. Tabii ki doğrudur. 8. sorumuz. Bakın daha önce çıkan bir soru. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Tabii ki İçişleri Bakanlığı ve valilikler yetkilidir. Belediyeler, bakanlıklar, şirketler nedir? Yetkili değildir arkadaşlar. Evet. Cevap Adana seçeneği. 9. sorumuz. Özel güvenlik görevlilerinin el ile üst arama yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yasayla düzenlenmiştir? ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda ve spor müsabakalarında el ile arayabiliyorlar. Cevap Edirne seçeneği.
10. sorumuza hemen geçelim. 10. sorumuz gelsin arkadaşlar. Hemen şöyle soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaz? Tabii ki Adana seçeneğinde geçici veya acil hallerde özel güvenlik izni verilmesi durumunda aranmaz. Adana seçeneği. 11. sorumuz kamu haklarından yararlanma hakkının engellenmesi suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme hangi kanunda yer almaktadır? Tabii ki Türk Ceza Kanunu'nda yer alır. Cevap Ceyhan seçeneği. 12. sorumuz gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde postası değiştirilecek işçi ne kadar süre dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz? Tabii ki kesintisiz en az 11 saat dinlenmesi gerekiyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 13. sorumuz gelsin. Türk Ceza Kanunu'nda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu ağırlaştıran haller sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değildir? Bu suçla ilgili yargılanan kişinin beraat etmiş olması. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 14. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hemen 14. sorumuzu okunur hale getirelim. Arkadaşlar şöyle. Evet. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre doğrudur? Özel güvenlik şirketlerine para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma, taşıma izni verilebilir. Tabii ki doğrudur Edirne seçeneği. Hemen 15. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik alanında çalışanlar için gerekli eğitim şartlarından birisi değildir? Özel güvenlik şirket kurucuları lisans mezunu olmalıdır. Değildir arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneği. 16. sorumuza geçelim. Hemen 16. sorumuz gelsin. Evet. Şöyle alalım. Özel güvenlik görevlisi Ali görevli olduğu havalimanında emrinde görev yaptığı genelkolluk amirinin emirlerine uymayıp şirket yetkilisinin verdiği talimat doğrultusunda görev yerini terk etmiştir. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun gereğince Ali olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır? Tabii ki Ali şirket yetkisiyle birlikte bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev yapamayacaktır. Böyle bir görev gelirse kesinlikle uygulamayın arkadaşlar. Adana seçeneği dedik. 17. soru hangisi yanlıştır diyor. Silahla görev yapan özel güvenlik görevlileri silahlı olarak güvenlik sorumlusunu bilgilendirmek için kısa süreli görev alanı dışına çıkabilir. Hayır, görev alanı dışına çıkmak kesinlikle yasaktır. Cevap Ceyhan seçeneği. 18. sorumuz şehirler arası otobüs terminalinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Nalan terminale giriş yapanlara kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, alarm verenlerin üstlerine el dedektörüyle arama, eşyalarını X-ray cihazından geçirme, şüphelendikleri kişilerin üstlerine el ile arama yetkilerini kullanmaktadır. İfadesinde yer almaması gereken yetki hangisidir? El ile üst arama. Cevap nedir? Denizli seçeneği. Hemen 19'a geçelim hızlı bir şekilde arkadaşlar. Bakın 19. sorumuz. Koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak güvenlik hizmetinin özel güvenlik görevlileri tarafından sağlanması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya koruma ve güvenlik hizmetinin güvenlik şirketlerine gördürülmesine
İzin verilebilmesi için ilk işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Tabii ki kişi, kurum ve kuruluşun talebinin olması gerekmektedir. Cevabımız Adana seçeneği. 20. soru, özel güvenlik izni verilen yerde zorunlu hallerde aşağıdakilerden hangisinin kararıyla görev alanı genişletilebilir? Tabii ki il özel güvenlik komisyonunun kararıyla görev alanı genişletebiliyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 21. soru, yağma şüphesi Ahmet'i özel güvenlik görevlisi Soner yakalamıştır. Yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir? Tabii ki zor kullanma durumu, yakalama nedeni, deliller, kimlik bilgilerinden öğrenim durumu gerekli değildir. Cevap Denizli seçeneği. Hemen geçelim diğer. Bakın. Yirmi ikinci soru. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik bulgular arasında yer alır? Alır arkadaşlar. Defalarca çözdüğümüz sorulardan konu anlatırken biyolojik deliller, bulgular, kıl, ter, tükürük değil mi? Evet. Cevap Bursa seçeneği. 22. sorumuza hemen hızlı, pardon 23. sorumuza geçelim. Hızlı bir şekilde. Özel güvenlik görevlisi Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir bayanın çantasından bir adet 7.65 milim çapında tabanca elde ederler. Şahıs tabancasının ruhsatlı olduğunu beyan eder ve ruhsatını ibraz eder. Ancak ruhsatı kontrol ettiklerinde ruhsattaki seri numarası ile tabancanın üzerindeki seri numarasının farklı olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır? Tabii ki şahsı ne yapacaklar arkadaşlar? Kesinlikle serbest bırakmamaları gerekiyor. Şahsı bırakmayacaklar. Konuya ilişkin yakalama ve emanete alma tutanağını tutacaklar. Vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip şahsı tabancasıyla ruhsatı kolluğa ne yapmaları gerekiyor? Teslim etmeleri gerekir. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen 24'e bakalım. Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Zehra'nın göreviyle bağdaşmaz? Olay yerindeki iz ve delilleri bir araya toplar. Nedir? Bağdaşmaz değil mi? Cevap Ceyhan seçeneği. Evet. Hemen 25'e geçelim. 25. soru şöyle. Aşağıdakilerin hangisi özel güvenlik görevlisi Burak'ın tazim edebileceği tutanak çeşitlerinden biri değildir? Yine defalarca çözdük arkadaşlar. Örneklerimizde ifade alma tutanağı kesinlikle özel güvenlik görevlileri ne yapamaz? Tutamaz. Kolluk kuvvetleri tutar. Denizli seçeneği. 26. Aşağıdakilerden hangisi korunan yer ile ilgili alınan fiziki tedbirler arasında yer almaz? Yine defalarca çözdüğümüz bir soru. El dedektörü cevap Edirne seçeneği. Evet arkadaşlar. 27. sorumuz şöyle. Özel güvenlik görevlisi Burak. Bakın. Şöyle alalım. Düğün merasimine gelen kişilere etkinliğin özelliği ve çeşidine uygun davetiye ve bilet göstermelerini, ayrıca önceden hazırlanmış davetli listesiyle gelen kişinin kimliği karşılaştırmak suretiyle yetkisiz kişilerin tören alanına girişlerini engellemek amacıyla durdurma yapmaktadır. Aşağıdaki durdurma işlemlerinden hangisinde yetki aşımı söz konusu? Tabii ki durdurma nedeninin açıklanmasına gerek yoktur. Cevap Adana seçeneğidir. 28. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi stadyumda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görevlerindendir? Müsabaka öncesi ve sırasında bilet kontrolü yapmak. Evet, yine defalarca çözdüğümüz sorulardan cevap Edirne seçeneği. 29. Kamera izleme odasında CCTV odası. Evet. Nedir? İşte görevli özel güvenlik görevlisi Fehmi'nin hangi davranışı yanlıştır? Tabii kurum ve kuruluşun
çevresinde bulunan fiziki engelleri aşmaya çalışan ve şüpheli cisim bırakanların takibini yapmaması nedir? Yanlıştır. Bursa seçeneği doğru cevap. 30. Hangisi devriye çeşitlerinde değildir? Atlı. Bakın arkadaşlar, yine defalarca çözdüğümüz sorulardan, bisikletli planlı atlı, kombine ve diyaya planlı devriye çeşidi yoktur. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 31'e bakalım. 31. sorumuz hızlı bir şekilde. Kontrol noktasının amacı korunan yerin güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek suç unsuru maddelerin, kişilerin ve araçların girişini engellemektir. Etkili bir koruma ve güvenlik hizmetinin sunulabilmesi için kontrol noktalarının planlaması doğru yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamalarından biri değildir? İç güvenlik halkası, özel halka. Cevap Adana seçeneği. 32. sorumuz şöyle. Özel güvenlik görevlileri tarafından görülen, duyulan, anlatılan ve hafızada kalan bilgilerin yazıya dökülmesi, kayıtlara geçirilmesine ne denir? Tabii ki not alma. Yine defalarca çözdüğümüz bir soru. Deniz seçeneği 33. Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları bölgede terk edilmiş veya bulunmuş bir eşya ile ilgili hangi tutanağı tutmalıdır? Bakın arkadaşlar, defalarca çözdüğümüz sorular, daha önceki çözdüğümüz soruların aynısı arkadaşlar. Evet, emaneti alma tutanağını tutmaları gerekiyor. 34. soru, risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterler arasında yer almayan seçenek hangisidir? Tabii ki dinamik olmalı, caydırıcı olmalı, faydalı, maliyet dengesi gözetilmeli, özgürlük, güvenlik dengeli gözetilmeli, statik olmalı. Tabii ki değildir. Cevap Edirne seçeneği. 35. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır? Mesajlar uzun olmalıdır diyor. Yine defalarca çözdüğümüz bir soru. Kesinlikle mesajlar uzun olmamalı, sade olmalı ve nedir? Kısa olmalı, değil mi? Anlaşılır şekilde. Cevap Deniz seçeneği. 36. soruya gelelim. 36. sorumuz hemen şöyle gelsin soru. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ve özel güvenlik görev alanında şüpheli bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi Salim'in yapmaması gereken bir davranıştır? Paniğe kapılmadan paketi derhal elle kontrol etmelidir. Yine defalarca çözdüğümüz sorular içerisinde var arkadaşlar. Asla paket açılmamalıdır, değil mi? Yapılmaması gereken bir olay. Bursa seçeneği doğru cevap. 37. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Atletik yapılı kişi, değil mi? Cevap Edirne seçeneği. 38. soru. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eylemlerinin unsurudur? Çoğu zaman dışa aksettirilmek istenmemesi. Cevap Denizli seçeneğidir. 39. sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları alanda meydana gelen konusu suç teşkil eden bir olayın şüphelisini yakaladıklarında hangi yetkilerini kullanmış olurlar? Tabii ki yine defalarca çözdüğümüz sorulardan adli yakalama görevini kullanmış olurlar. Yetkilerini kullanmış olurlar. Evet, 40. sorumuza geldik. Hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi raporun şekil şartları arasında yer almamaktadır? Tükenmez kalem olmak şartıyla her renk kalemle yazılabilir. Her renk kalemle yazılamaz arkadaşlar. Cevap Denizli seçeneğidir. Evet. Cevabımız Denizli. 41. soru. Özel güvenlik görevlisi Mehmet havalimanı kargo bölümünde çalışmaktadır. Çanta, bagaj, koli gibi kapalı eşyaların içinde tehlikeli madde, yasak madde olup olmadığını kontrolünü nasıl yapmalıdır? Tabii ki X-ray cihazı kullanmalıdır.
Yine daha önceki sorularımızın içerisinde olan bir soru. 42 koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üzerlerini dedektör ile arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme yetkisini 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen madde hangisidir? Tabii ki 7. maddedir arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 43'e geçelim zaman kaybetmeden. Kapı tipi metal dedektörler aşağıdakilerden hangisine alarm vermez? Tabanca, kama, madeni para, kemer tokasına verir ama çakıl taşına vermez arkadaşlar. Cevap Edirne seçeneği. 44. sorumuz aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılabilir? Kapalı devre televizyon sistemi değil mi? Evet, daha önce çözülen sorulardan. Evet, Ceyhan seçeneği. 45. sorumuza bakalım. Evet, 45. Aşağıdakilerden hangisi dedektör çeşitlerinden değildir? Isı, duman, metal, alev dedektörü, gaz dedektörü. Evet, yine daha önceki sorular içerisinde vardı. Ses dedektörleri yoktur. 46. Özel güvenlik görevlisi Mehmet görev yaptığı birimde meydana gelen patlama sonrası bir kazazedenin bilinç kontrolünü yaptıktan sonra hava yolunu açmak için yaralıyı sert bir zemine yatırır. Bir elini alnına yerleştirip diğer elinin iki parmağını çene kemiğinin üzerine yerleştirerek alından bastırıp çeneden kaldırarak yaralının başını geriye doğru iter. Bu pozisyon hangisidir? Tabii ki ilk yardım sınav sorusu %100 arkadaşlar. Daha önce çözdüğümüz sorular içerisinde var. Baş çene pozisyonu. Ceyhan seçeneği. 47 arkadaşlarıyla cumartesi günü Şile'ye yüzmeye giden acil tıp teknisyeni Orkun henüz denizden çıkarılan bir boğulma vakasıyla karşılaşır. Kendini tanıttıktan sonra olguya müdahale eder. Kazazedeye gerekli pozisyonu verdikten ve hava yolunu açıklığını sağladıktan sonra Orkun bir ilk yardımcı olarak solunumu değerlendirmek için hangi yöntemi kaç saniye süresince yapmalıdır? Burada da bakın baş çene pozisyonu çok kolay bir soru yine arkadaşlar. Baş çene pozisyonunun devamını sormuşlar. 5-10 saniye süresince değil mi? Ne yapar? Bak dinle hisset yapar. Bursa seçeneği doğru cevap. 48. sorumuz. Trafik kazası sonrasında özel güvenlik görevlisi Rıfat'ın hangi yaralıyı araçtan mutlaka çıkarması gerekmektedir? Tabii ki yaralıda solunum güçlüğü varsa araçtan çıkarması gerekiyor. Patlama söz konusu ise. Cevap D. Denizli seçeneği. 49. sorumuz yine ilk yardım sınav sorusu. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmese ne olur? Tabii ki dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı olur. İlk videomuzda 50 soru çözeceğiz arkadaşlar. Son sorumuz 50. soru. Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır? Olağanüstü bir tehlike söz konusu ise acil taşıma teknikleri kullanılır. Evet arkadaşlar 99. dönem özel güvenlik temel eğitim yazılı A grubu 1'den 50'ye kadar olan sorular. Birinci videomuz olarak atıyoruz. Sonra ikinci videomuzu da 51'den 100'e kadar atacağız arkadaşlar. İnşallah hepiniz yüksek notlar alırsınız. Evet. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Şöyle yapalım. 50. soru, 49. soru ve 50. soru gözükmediyse arkadaşlar şöyle tekrar bakın. Solunum ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmese ne olur? Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar. Bursa seçeneği. 50. soru. Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır? Olağanüstü bir tehlike söz konusu ise. Evet. Birazdan diğer sorularda buluşmak üzere. Evet arkadaşlar.
Evet. Birazdan bunu çekeriz.